sevgili sporseverler, Bandırma Spor'un ara transferlerini tanıtmak istiyoruz. İlk konuşacağım arkadaşım Malatya, Yeni Malatya Spor'dan gelen sevgili Eren kardeşimiz. Eren, Bandırma'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kısa bir futbol özgeçmişini verir misin? Hangi takımda başladın, hangi hocalarla çalıştın? Buralara nasıl geldin? Ya bizim zamanımızdaki gençler gibi ben de amatör olarak başladım futbola. Çok küçük yaşta başladım, 7 yaşında başladım. Daha sonra Pazarspor'a transfer oldum 2. ligdeyken. Orada da iyi bir sezon geçirdim. Daha sonra Trabzonspor'a transfer oldum. Birçok işte transfer teklifi gelmişti Süper Lig takımlarından. Trabzonspor'a gittim. Öyle bir macera başladı. Sonra ara takımında 1461 Trabzon'da oynadım. Giresunspor'da oynadım. Evliya Çelebi gibisin herhalde, gözünü seveyim. Yani bayağı bir takım... Hangi hocalarla çalıştın sevgilere? Uzun yolculukta. Yani Bahattin Güneş'le çalıştım. Hasan Çelik'le çalıştım. Daha sonra Trabzonspor'da Ersun Yanal ve Hugo Bros'la çalıştım. Belçikalı bir hocaydı. Sen de iz bırakan hangisi oldu Eren bunların içinde? Seni anlayan, seni yani, çözen. Şöyle söyleyeyim, hani bunu bir eleştiri olarak algılamasın da kimse. Hani yabancı hocalar biraz daha genç önem veriyor. Şimdi ben de 20 yaşında falan Trabzonspor'a gitmiştim. Daha çok gençtim yani. Hani orada profesyonelliği öğrendim diyebilirim. Orada Ersun Yanal'dan sonra ikinci sene Hugo Bros gelmişti, Belçikalı bir hoca. O gençleri çok seviyordu, çok önem veriyordu. Yani beni de bayağı bir... Nerede oynatıyordu seni? Beni forvet oynatıyordu. Direkt forvet? Evet. İkili forvet, tek forvet? Ya benim oradaki zamanımda zaten işte Gökhan Ünal, Umut Bulut, ben Ergin Keleş vardı yani forvet olarak zaten. Genelde yani çift forvet oynatıyordu. Çift forvet düşünüyordu ama tabii sezona tek forvet olarak başladı yani. Bandırma Spor'a buluşman nasıl oldu? Ya Bandırma Spor zaten hani benim daha önceden takip ettiğim bu liglerde zaten ismi duyulmuş, belli bir hedefleri olan bir takım. Yani benden hedefi olan bir takımdan geldim zaten. Buranın da zaten kadro yapısına baktığımızda genç, şampiyonluğu hedefleyen, koşan diri bir takım olduğunu gördüm. Birçok transfer görüşmem oldu ama ben hani özellikle Bandırma Spor'u istedim. Gerçekten burası kadro anlamında da, hani sezon başında da zaten birlikteydik, birlikte kamp yapıyorduk. Hani gerçekten... Tercihinde büyük rol oynadı bu evet. Araştırmaların. Son olarak Eren, sana şunu sormak isterim. Örnek aldığın futbolcu var mı? Türk futbolundan yabancı beğendiğin? Ya örnek aldım demeyeyim de yani hani beğendiğim futbolcular var. Hani hani benim çocukluğum yani Hakan Şükür bunlarla geçti. Zaten ondan sonra da ben hani çok büyük de bir santrafor geldiğine inanmıyorum Türkiye'ye. Hani çok beğenirim yani. Tanıtır mısın Hakan Şükür'ü yeni kuşaklara? Nasıl bir santrafor Hakan Şükür? Gerçi biz biliyoruz ama senin gözünde Hakan Şükür. Ya Hakan Şükür hani nasıl diyeyim, hani birçok kişinin eleştirmesine rağmen her şeyden önce golcü bir oyuncuydu. Hani nerede topla buluşacağını biliyordu, hava toplarına çok hakimdi, sırtı dönük oynamayı bilen, yani o hani tipik santrafor özelliği olan dediğimiz, yani şu anda da Türkiye'de belki milli takımda ya da kulüplerde en büyük eksiklerden biri olan Türk futbolu adına bir forvetti. Çok güzel, final sorumu sorayım. Bu anlattığın özelliklere sen ne kadar uzak ne kadar yakınsın? Ya ben tabii onun gibi çok hani şey değilim, ben köşelere gitmeyi de çok seviyorum hani özellikle çift forvet oynadığımızda sağa sola gidip oradan top almayı, geriden top almayı da çok seviyorum. Hani bu nedenle de zaten kanat da oynadım yani, hani sağ tarafta da oynadım. Yani forvetin her tarafında oynarım diyorsun ama gerçek yerin... Tabii ki yani gerçek yerin forvet ama hani dediğim gibi hücum hattında da elimden geleni yapmaya çalışıyorum sağda veya solda. Eren, bu hafta maç ne olur? Bu haftaya gelelim. Yani bu hafta maç gerçekten zor bir maç. Şimdi bütün takımların gözü bizim üzerimizde. Tepecik de hani kolay bir rakip değil. Sonucuyla oynayacağız. O psikoloji. Sonucu mu? Yani hani biz nasıl diyeyim, sonuncu, ikinci, üçüncü ya da hani böyle dememiz lazım. Öyle bakmamamız lazım. Sonuçta bir 90 dakika oynanınca koşan, mücadele eden, bu ligde koşmadan maç kazanılmıyor zaten. Hani bu ligin oyuncuları çok iyi bilir bunu. Koşup mücadele edip kazanıp önümüze bakmaya çalışacağız. Zaten ondan sonra iki deplasman oynayacağız. İki tane deplasman maçımız var. Yani bu hafta seyirci sahaya gelsin. İnşallah, onları bekliyoruz.
Sana başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.